Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlere doğruluğuna inandım. Yani doğruya en yakın gördüğüm dünya haritasını paylaşacağım. Bu gördüğünüz harita değil. Maalesef dünyayı yöneten Firavun soyu işte eğitim sisteminden bilim kuruluşlarına, uzay ajanslarına, medyasına kadar her yeri ele geçirmiş. Sömürmeye çalıştığı toplumları ve insanları yalanlarla büyütüyor. Gerçekleri kendisine saklıyor. Bizden gizlenen gerçeklerin başındaysa içinde yaşadığımız dünya geliyor. Bu Magellan'ın 1522'de yaptığı bir dünya turu var. Onunla ilgili araştırma yaparken bizden gizlenen kıtalar olduğuna ikna oldum. Onun birazdan delillerini size gösterdiğimde sizler de çok şaşıracaksınız. Bildiğiniz üzere dünyada 7 tane kıta olduğunu söylüyorlar. İşte Güney Amerika, Kuzey Amerika, Afrika, Avrupa, Asya, Avustralya, bir de işte Antarktika kıtası olduğunu söylüyorlar. Ama bu gördüğünüz Birleşmiş Milletler haritası, bu haritada nedense Antarktika gözükmüyor. Şimdi insanın aklına şu soru geliyor. Madem Antarktika'da bir kıta, neden bu Birleşmiş Milletler haritasında Antarktika diye bir kıta yok? Şimdi bu birinci soru olarak aklınızın bir köşesinde kalsın. Puzzle'ın parçalarını doğru birleştirebilmek için bu anlatacağım detayları dikkatli dinlemeye çalışın. Daha önce bundan bahsetmiştim. Bu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerikalı bir tane amiral var. Amiral Byrd diyorlar. Bu adam bu Güney Kutbu tarafına ve Kuzey Kutbu tarafına uçuşlar gerçekleştiriyor. Ve 1954'te çıktığı bir televizyon kanalında, ben daha önce bunun videosunu sizlere göstermiştim. Adam bu yaptığı uçuşlar sırasında bu Güney Kutbu'nun ötesinde, Antarktika'nın ötesinde Amerika'dan büyük kıtalar olduğunu ve bu kıtaların nasıl olur da bugüne kadar keşfedilemediğine şaşırdığını ve dünyanın geleceğinin bu Antarktika'nın ötesindeki kıtalarda olduğunu söylüyor. Ve çok enteresandır bu adam. 1954'te bu konuşmayı yaptıktan sonra birden apar topar bu adamı deliler hastanesine tıkıyorlar. Büyük ihtimal bildiklerini söylemesin diye bu Amiral Byrd'a baskı yapıyorlar. O da bundan vazgeçmediği için önce akıl hastası ilan edip hastaneye yatırıyorlar. Daha sonra hastaneden serbest kaldığı günün akşamı adam ölüyor. Daha sonra olay yerine gelen yetkililer adamın intihar ettiği raporunu yazıyorlar. Şu tesadüfe bakar mısınız? Adamın öldüğü tarih 11 Mart. Yani bu adamı öldürmüşler. Öldürenler de bu sık sık size bahsettiğim 11'ciler çetesi. Resmen adamın öleceği güne de imza atmışlar. Yani biz öldürdük demeye getirmişler. Ve amiralin ölümünden sonra birden devletler apar topar toplanıp 1959'da Antarktika Anlaşması imzalıyorlar. Sadece belirlenen iki tane yer var. O yer dışında başka bir yere gitmek yasak. Hele de Antarktika'yı böyle geçmeye çalışmak tamamen yasaklıyorlar. Ve devletler bu konuda ortak bir birliğe varıyorlar. Antarktika Anlaşması'nı imzalıyorlar. Arkadaşlar detayı fark ettiniz mi? Amiral Byrd diyor ki Güney Kutbu'nun ötesinde Amerika'dan büyük kıtalar var keşfedilmemiş diyorlar. Bu olaydan sonra adamı öldürüyorlar. Ve apar topar devletler bir Antarktika Anlaşması imzalayıp güneyde belirlenen iki tane nokta var. O nokta dışındaki bir yerlere gitmek yasak. Hele de Antarktika'yı geçme, teşebbüs etmek yasak. Çok ilginç değil mi? Daha ilginç olanıysa bu anlaşmadan sonra birden Sovyet Rusya ve Amerika Ay'a gitme operasyonu başlatıyorlar. Önce güya Rusya uzaya astronot çıkartıyor. Ardından apar topar 1969'da işte bu NASA Amerika Ay'a gittiğini söylüyor. Ay'dan çekilmiş dünya görüntüsü paylaşıyor. Diyor ki dünya küre, bu bilinen kıtalardan başka kıta yok diye tüm dünyaya ilan ediyorlar. Yani yangından mal kaçırıyorlar. 1969'un teknolojisiyle adamlar güya Ay'a gidiyorlar. Ay'dan dünyanın fotoğrafını çekiyorlar. Dünyanın küre olduğu kanıtlanıyor. Mevcut kıtalardan da başka kıta yok. Bu yüzden boşuna kimse Antarktika'ya gitmesin demeye getirmişler. Şimdi bizlere gösterilen dünya haritalarının doğru olmadığını,
Bizden gizlenen kıtalar olduğunun en büyük kanıtı bu Magellan Boğazı'nda gizli. 1520'li yıllarda tam bir dünya turu yaparak işte dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlayan bu Ferdinand Magellan'ın yaptığı bu keşif de aslında bizden gizlenen kıtalar olduğunun çok büyük kanıtı gizli. Onu sizlere göstermeye çalışacağım. Magellan'ın bu dünya turu hikayesini detaylı incelediğinizde çok gizli, önemli bilgiler var aslında ama insanlar sorgulamadığı için bunun farkına varamıyorlar. Şimdi Ferdinand Magellan normalde Portekizli. Portekiz kralıyla anlaşamayınca adam İspanya kralına gidip bir teklifte bulunuyor. Teklifin amacı da dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlamak değil. O dönemde yaşayan ülkeler dünyanın yuvarlak olduğunu farkındalar. Ama problem şu, öyle anlatılıyor. O güne kadar hiçbir gemi işte bu Atlas Okyanusu'ndan Büyük Okyanus'a geçememiş. Yani Güney Amerika ile bu Kuzey Amerika'yı geçip Atlas Okyanusu'ndan işte Büyük Okyanus'a geçememişler. Şu an Panama Kanalı var, daha yeni açıldı. Gemiler şu an burayı kullanıyor. Bu yüzden işte Avrupa'ya bu ticaret yapılırken Hindistan, Çin tarafından ya İpek Yolu kullanılıyor ya da gemiler işte bu Afrika'nın altından bu uzun yolu takip ediyorlar. Bu Magellan da İspanya kralına diyor ki ben bu Atlas Okyanusu'ndan Büyük Okyanus'a geçen mutlaka bir geçit olmalı. Ben onu sana bulacağım diye söz veriyor. Buna da güven aldığı için kral ona destek veriyor. Ve Magellan'ın görevi de şu. Atlas Okyanusu'ndan Büyük Okyanus'a geçecek bir geçit bulmak için adam yola geçiyor. Ve bunun için de geçit aramak için yola koyuluyor. 1519'da ve tam bir yıl sonra adam bir tane geçit buluyor. Tam 360 gün sürüyor bu geçidi bulması. Bulduğu geçitin adı da Magellan geçidi. Şimdi arkadaşlar detaylara dikkat edemezseniz büyük resmi göremezsiniz. Bu hikayede çok büyük bir detay gizli. Şimdi bu Magellan'ın işte Atlas Okyanusu'ndan Pasifik yani Büyük Okyanus'a geçmek için kullandığı, bulduğu boğaz bu. Buna şu an Magellan Boğazı diyorlar. Adam aylarca, yıllarca çırpınmış, burayı bulmuş ve buradan Pasifik Okyanusu'na geçerek diğer gemilerin önünü açmış ve diğer gemiler bu keşiften sonra bu boğazı kullanmaya başlamışlar. İyi de bizlere gösterilen dünya haritalarında işte Antarktika ile bu Güney Amerika arasında kocaman büyük bir boşluk var, okyanus var. Yani bu gemiler neden burayı keşfedememiş de aylarca yıllarca hep burada uğraşmışlardı, zar zor burayı bulmuşlar. Neden burayı daha önce hiçbiri bulamamış diye kafanızda bir soru işareti bulunsun. İşte bu gördüğünüz bize dünyanın gerçek görüntüsü diye gösterilen dünya görüntüsü. İşte Google Earth programı. Gördüğünüz gibi Güney Amerika ile Antarktika arasında kocaman bir okyanus boşluğu var. Bakın işte Güney Afrika şurada. Güney Afrika'nın başkenti burada. Yani nasıl oluyor da 1522'ye kadar hiçbir gemi şuradan geçmeyi akıl edememiş ya da burayı keşfedememiş. İlk defa 1522'de Magellan hikayesini okuduğunda göreceksiniz. Tam adam bir yıl boyunca uğraşmış. Buradan İspanya'dan yola çıkarak sürekli bir geçit aramış. Ve zar zor adam bir yılın sonunda bu gördüğünüz şu Magellan boğazını bulup geçebilmiş. Yani arkadaşlar şuradan geçmek varken hiçbir gemici burayı keşfedememiş. Hiçbir gemi burayı kullanamıyor. Yani Panama Kanalı açılana kadar gemilerin kullandığı geçit bu. Atlas Okyanusu'ndan Büyük Okyanus'a geçmek için gemilerin kullandığı boğaz bu. İyi de normal bize gösterilen haritalarda burada bir boşluk gözüküyor. Şimdi ben bu detayı gördükten sonra karşıma bir harita çıktı ve o haritada bize gösterilen kıtaların doğru olmadığını, buranın tamamen kapalı olduğunu, burada kocaman bir kıta olduğunu gördüm. Birazdan o detayı sizlere gösterdiğimde çok şaşıracaksınız. Ancak onun öncesinde şu yuvarlak dünya detayını bir sizlere göstermek istiyorum. Şimdi Magellan 1519'da Sevilya'dan yola çıkıyor. 1520'de İşte bu Magellan Boğazı'ndan geçerek Büyük Okyanus'a ulaşıyor. Daha sonra arkadan dolanarak Filipinlere geliyor. İşte bu Avustralya'nın üst tarafından Güney Afrika'nın altından dolaşarak 1522'de geri İspanya'ya varıyor. Yaklaşık olarak 3 yıldan fazla sürüyor.
Bu tam turu yaptığı için dünyanın yuvarlak olduğunun resmi olarak kanıtı olarak söyleniyor. Küre dünya üzerinden gösterimi işte böyle. Adam İspanya'dan yola çıkıyor. Buradan Magellan Boğazı'ndan geçiyor. Arkadan dolaşarak işte başladığı yere gelerek dünyanın yuvarlak olduğunu gösteriyor. Bu da dünyanın küre olduğunu ispatı olarak söyleniyor. Halbuki yuvarlak demek illa küre demek değil. Adamın yaptığı bu tur bir yuvarlak çember çizmiş. Adamın dünyanın yuvarlak olduğunu gösteriyor. Ama bu aynı zamanda şöyle de mümkün. Bu gördüğünüz yuvarlak düz dünya haritası. Normalde dünya bu şekilde yuvarlak. Güneş dünyanın tepesinde böyle doğudan batıya bir çember çiziyor. Tam ortası Kuzey Kutbu. En dışı da Güney Kutbu. İşte Güney Amerika, Kuzey Amerika, Grönland, Afrika, Arabistan Yarımadası, Türkiye, Avrupa, Rusya, Çin, Hindistan, şurası Japonya, Endonezya, işte Filipinler, Avustralya kıtası, Yeni Zelanda. Bu da yuvarlak dünyanın haritası. Ama şunu anladım, bu harita zaten şüphelerim vardı. Bu haritada doğru değil. Bu küre dünya ile aynı harita. Bize doğruyu söylemiyor. Aslında bu haritada var olan kıtaları bizden gizliyor. İşte bakın burada da gördüğünüz gibi normalde Güney Amerika ile Antarktika arasında kocaman bir okyanus boşluğu var. Ama ne hikmetse hiçbir gemi bugüne kadar burayı kullanmamış. Bu yüzden ilk defa 1522'de Magellan şu Magellan Boğazı'nı bularak bu tam turu gerçekleştirerek başladığı yere dönüyor. Bu solda gördüğünüz düz dünya haritası ile alakalı benim kafamda ufak bir soru işareti vardı. Onun en büyük sebebi de bu sağda gördüğünüz Birleşmiş Milletler haritası ile birebir aynı olması. Çünkü bu Birleşmiş Milletler haritasına baktığınızda şu bölümleri saydığınızda toplam 33 tane yapıyor. Yani bu bir çeşit 33 derece paylaşılmış bir paylaşım haritası. Ve gördüğünüz gibi birebir aynı. İşte Güney Amerika, Güney Amerika, Kuzey Amerika, Kuzey Amerika, işte Avustralya kıtası, Afrika birebir aynı. Ve bir tutarsızlık vardı. Bu Avustralya kıtasından Amerika ve Güney Amerika'ya olan uçuşlarda bir tutarsızlık var. Eğer gerçek dünya haritası bu şekilde ise bu Avustralya kıtasından Güney Amerika'ya olan uçuşların uzun sürmesi lazımdı. Ama burada bir tutarsızlık vardı. Bu yüzden benim kafamda ufak tefek soru işaretleri vardı. Bu Magellan Boğazı'nı araştırırken birden gerçek haritanın arkadaşlar tam bu şekilde olmadığını, bizden gizlenen kıtalar olduğunu ve bu haritanın da bu kıtaları bizden gizlediğini fark ettim. İşte size o haritayı göstermek istiyorum. Bu harita 1522'de bu Magellan'ın ekibi tarafından çizilmiş bir harita. Ve bu haritada çok ilginç detaylar var. İşte Güney Amerika, Kuzey Amerika, burası Kuzey Kutbu, Afrika, Madagaskar, işte Hindistan, Çin, Japonya, şu gördüğünüz Avustralya kıtası. Ve gördüğünüz gibi ilave bazı kıtalar var. Bazıları beyaz. Şurada bir tane yine aynı Avustralya kıtası gibi yeşil bir kıta çizilmiş. Şurada bir tane pembe çizilmiş bir kıta var. Ve bu harita şu açıdan çok tutarlı. Bakın size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bakın Güney Amerika'nın alt tarafı komple kapalı. Yani bu Atlas Okyanusu'ndan bu Büyük Okyanus'a neden geçemedikleri gayet bariz belli. Şu Panama Kanalı şu an yok. Bu harita çizildiği tarihte 1520'li yıllarda yok. Şu altta gördüğünüz gibi başka bir kıta var. Bu yüzden hiçbir gemi normalde bu tarafı geçemiyor. Mecburen bu Afrika'nın alt tarafından şu bölgeden dolaşmaları gerekiyormuş. Ve bu yüzden şu Magellan Boğazı gerçekten önemli. Şu an bizlere gösterilen dünya haritalarında Güney Amerika'nın en uç kısmı böyle gösteriliyor. Bu Güney Amerika ile bu işte Antarktika kıtası arasında bir okyanus boşluğu gözüküyor. İşte bu Magellan'ın kullandığı Magellan Boğazı da bu şekilde gözüküyor. Ama bu 1522'de az önce gösterdiğim haritaya dikkatli baktığınızda bu Magellan Boğazı'nın ne kadar önemli olduğu bariz belli oluyor. Şimdi sizlere bu haritada Magellan Boğazı'na yakın çekim göstermek istiyorum.
İşte haritada gördüğünüz gibi Magellan Boğazı bu şekilde gözüküyor. Bu Magellan'ın Atlas Okyanusu'ndan Pasifik Okyanusu'na geçmek için kullandığı boğaz işte bu. Zaten haritanın üzerinde de Magellan'ın haritası olduğu yazıyor. Ve bu haritaya baktığınızda bu Magellan'ın dünya turu daha anlamlı oluyor, daha oturuyor yerine taşlar. Bakın sizlere yakın çekim gösteriyorum. Bu haritanın üzerinde Ferdinand Magellan'ın bu yaptığı dünya turu sonucu keşfettiği harita olduğu yazıyor. Yani bu gördüğünüz harita, bu Magellan'ın dünya turu sonucu ortaya çıkmış harita. Bu harita üzerinde Güneş'in hareket ettiği dönenceler de gösterilmiş. Güneyde en uçta hareket ettiği dönence, Oğlak dönencesi olarak bu harita üzerinde de işaretlenmiş. Ve gördüğünüz gibi Güneş'in en güneydeki döndüğü Oğlak dönencesinin derecesini bu haritada 24 küsür derece olarak gösteriyor. Ama işte bu adamlarsa bunun 23,4 derece olduğunu söylüyorlar. 90'dan çıkardığınızda 66,6 oluyor. Yani 666 isim geliyorlar. Gerçekte ise bu haritaya baktığımızda Oğlak dönencesi yaklaşık olarak 24 küsür derecede gözüküyor. Bu harita gerçekten çok önemli. Özellikle benim kafamda birçok taş bu harita üzerinde oturuyor. Örneğin şu gördüğünüz Avustralya kıtası. Alt tarafında okyanus deniz devam ediyor. Şu gördüğünüz en dıştaki beyazlıklarsa bu kıtaları çevreleyen buzullar, yani dünyayı çevreleyen buzullar aslında daha dışta. İşte gördüğünüz gibi Avustralya'nın bu bölgesi Kuzey Amerika'ya çok yakın. Sydney şurada. Sydney'den kalkan bir uçağın 12 saatte bu Kuzey Amerika'ya ulaşması bu harita üzerinde çok mantıklı. Örneğin şurası Dubai. Dubai şu an bu bölgeye çok daha uzak bu harita üzerinde baktığımızda. Hem de bu bölgede yoğun bir uçak trafiği var. Bu yüzden Dubai'den kalkan bir uçak bu Kuzey Amerika'nın Los Angeles kentine gidene kadar saatte ortalama 800 km hızla giderken burada çok fazla uçak yoğunluğu olmadığı için saatte 1100-1200 km hızla gidebildiği için çok daha kısa sürede varabiliyor. Diğer önemli detaylar gördüğünüz gibi Afrika kıtasının alt tarafında okyanustan sonra kocaman uzun bir kıta var. İşte şurada Güney Amerika'nın alt tarafında gördüğünüz gibi pembe çizilmiş bir kıta var. Şurada farklı bir kıta daha var. Şurada iki tane beyaz kıta var. Ve gördüğünüz gibi alt taraftaki okyanusa geçiş için birkaç yerde geçiş kapıları var. Bu harita gerçekten çok ilginç. Ve gördüğünüz gibi tam ortada bu Kuzey Kutbu'nun orada gördüğünüz gibi burada farklı bir kara parçası daha var. Eski çoğu dünya haritasında bu kara parçası gözüküyor. Ama yeni dünya haritalarında ne hikmetse bu ortadaki kara parçası da gözükmüyor. Şu gördüğünüz kıtalarda maalesef gözükmüyor. Bu Antarktika Anlaşması kapsamında sadece belli bir noktaya gidiliyor. Biri bu Yeni Zelanda'nın alt tarafında büyük ihtimalle şurada bir noktaya götürüyorlar. Diğeri de büyük ihtimalle şu bölgede bir yere götürüyorlar. Bu yüzden insanlar Antarktika Anlaşması kapsamında bu Antarktika'ya gitmek yasak olduğu için bu kıtaların farkında değiller. Şimdi sizlere söylediklerim belki çok uçuk geliyor olabilir ama Google Earth üzerinden size birkaç tane kanıt göstereceğim. O kanıtları gördüğünüzde bu haritanın doğru olma ihtimalinin ne kadar yüksek olduğunu sizler de anlayacaksınız. Daha önce bunu kaç kişi fark etti bilmiyorum ama bu Güney Amerika ile Antarktika arasındaki bölge Google Earth üzerinden çok enteresandır. Burayı bildiğiniz yılan kafası olarak çizmişler. Yani yakın çekim baktığınızda burası bildiğiniz bir yılan kafası çizmişler. Ve bu dünyayı yöneten Firavun soyunun bildiğiniz gibi kutsal sembollerinden biri yılan. Bunu her yerde kullanıyorlar. Ve çok enteresandır bu Güney Amerika ile Antarktika arasındaki bu bölgeyi gördüğünüz gibi bir yılan kafası gibi çizmişler. İnsanın aklına şu soru geliyor. Nasıl oluyor da 1522'ye kadar hiçbir gemici bu Atlas Okyanusu'ndan Büyük Okyanus'a geçmek için bu bölgeyi kullanmamış da 1522'de Magellan zar zor
Şu bölgedeki Magellan Boğazı'nı bularak karşıya geçiyor. Gerçekten tuhaf. Ve bu boşluğa baktığınızda karşımıza bir yılan sembolü çıkıyor. Ve size şimdi yakın çekim şeyler gösterdiğimde bu görüntünün tamamen bilgisayar ortamında hazırlandığını, gerçek görüntüler olmadığını gayet iyi anlayacaksınız. Google Earth üzerinden işte bu Antarktika kıtası ve bu bölgeye yakın çekim yaptığınızda karşınıza böyle tuhaflıklar çıkıyor. Size bir göstereyim. Mesela şu bölgeye yaklaşayım. Ve gördüğünüz gibi renkler değişti. Şu farklı bir renk, şu farklı bir renk. Yani bu parça farklı bir yerden kesilip buraya getirilmiş. Şu parça farklı bir yere ait. Şu parça gördüğünüz gibi farklı bir yere ait. Birbirini tamamlanmıyor. Yani bu gerçek bir görüntü değil. Tamamen bilgisayar ortamında farklı yerlerden ayrılan görüntülerin birleştirilmesi sonucu oluşturmuş. Bakın mesela şurada diğer resimden gelen böyle farklı bir buz kütlesi var ve şu görüntünün altında kayboluyor, devam etmiyor. Burada farklı bir görüntü başlıyor. Gerçekten çok ilginç. Yani bu görüntüyü insanlar gerçek dünya görüntüsüne uydudan çekilmiş görüntü sanıyorlar. Halbuki bu görüntüler farklı farklı yerlerden çekilmiş görüntülerin birleştirilmesi sonucu oluşturulmuş bir görüntü. Bu gördüğünüz gerçek bir Antarktika değil maalesef. Bize gösterilen dünya gerçek dünya değil. Bir de sizlere bu Kuzey Kutbu ile alakalı bir detay göstermek istiyorum. Şimdi bu Kuzey Kutbu gördüğünüz gibi tamamen okyanus göstermişler. Eğer dünya küre ise nasıl oluyor da Kuzey Kutbu böyle okyanusken sadece bu Grönland'da buzullar varken Güney Kutbu ise tamamen böyle buzullarla çevrili bir kıta oluyor. Bu zaten kendi açısından bir çelişki. Ancak burada Kuzey Kutbu'na yaklaştığınızda burada da bir tuhaflık var. Görebilirsem sizlere göstereceğim. Bakın şimdi arkadaşlar. Bu nedir? Bakın burada da renkler değişiyor. Yani bu görüntü birleştirilmiş. Burada bir şeyin üzerini kapatmışlar. Yani bize gösterdikleri gerçek Kuzey Kutbu, gerçek Kuzey Kutbu değil. Ben tam Kuzey Kutbu'nun merkezinde farklı bir kıta olduğunu düşünüyorum. Ve Google Earth gördüğünüz gibi uydudan çekilmiş gerçek görüntüsü arkadaşlar bu görüntü nedir? Bu gördüğünüz uzun halka neyi temsil ediyor bu çizgi? Bu tamamen birleştirme noktası. Burada kıta var. Onun üzerine farklı yerden aldıkları okyanus görüntüsünü birleştirerek üzerini kapatmışlar. Ama nedense bu iz duruyor. Belki bilgisayar programında bunu küreye çevirirken bu kadar kapatabiliyorlar ya da birileri bilinçli olarak iz bırakmış ama sonuçta her türlü ortada tuhaf bir durum var. Tekrardan soruyorum arkadaşlar, bu Google Earth programının uzaydan çekilmiş gerçek dünya görüntüsü olduğuna inanıyorsanız şimdi bu tam Kuzey Kutbu'nun ortasındaki bu şerit neyi ifade ediyor sizce? Sizce de tuhaf değil mi? Ve baya bir uzun da devam ediyor. Şurada ikiye ayrılmış. Gördüğünüz gibi tam şu bölgede, tam Kuzey Kutbu'nun olduğu bölgede böyle enteresan bir çizgi var. Yani ben buradaki görüntünün gerçek görüntü olduğunu düşünmüyorum. Burada aslında az önce gösterdiğim haritada gözüktüğü gibi aslında kıta var. Zaten uçaklar tam bu bölgenin üzerinde uçmuyor. Uçak rotaları ya bu Grönland üzerinden uçuyor ya da bu bölge üzerinden uçuyor. Bu bölge üzerinden uçan uçak yok. Ve bu bölgede bir şeyi gizledikleri bariz belli. En güzeli de tabii ki de şu tam Güney Amerika ile Antarktika arasında gözüken şu yılan kafası. Gerçekten çok ilginç.
Adamlar göstere göstere görüntü üzerinde kafalarına geldiği gibi oyunlar yapmışlar. Özellikle düz dünyacı arkadaşlara sesleniyorum. Bize düz dünya haritası diye bu gösterilen harita aslında üzerinde oynama yapılmış hileli bir harita. Gördüğünüz Birleşmiş Milletler'in haritası. Bu harita tamamen üzerinde oynanmış. Bu haritada gördüğünüz gibi şu ortadaki bölgenin üzeri beyaz bulutla kapatmışlar. Bu Güney Amerika'nın alt tarafında güya okyanus gözüküyor. Diğer kıtalar gözükmüyor. Sonuç olarak ben bu haritayı çok da ciddiye alıyorum. Dediğim gibi diğer harita üzerinde oynama yapılmış gibi duruyor. Özellikle bu Magellan'ın keşfi açısından baktığınızda bu harita Magellan'ın keşfiyle birebir uyumlu. Ve gördüğünüz gibi tam kuzey kutbunda dünyanın merkezinde bir kıta var. İşte Afrika kıtasının alt tarafında farklı bir kıta var. Güney Amerika'nın alt tarafında yine kıta var. Şurada farklı kıtalar var. Bu kıtaların alt tarafında okyanus devam ediyor ve bu okyanuslara geçiş kapıları var. Ve bu harita açısından bakınca bu adamların bize neden küre dünya yalanı söylediği daha anlaşılır. Neden Antarktika anlaşması yaparak sadece birkaç bölgeye gitmeye izin olduğunu, Antarktika'nın geçmenin neden yasak olduğunu ve bu adamların 1960'ın teknolojisiyle neden apar topar Ay'a gittim diyerek dünyanın küre olduğunu tüm dünyaya ikna etmeye çalıştıklarını gayet net açıklıyor. Özellikle bu düz dünya konusunda araştırma yapan insanlara bu haritayı araştırmalarını tavsiye ediyorum. Yeni videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.